Merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin 3. partını yapıyoruz. Bu seferki serimizde arkadaşlar dövme iğneleri ve dövme iğnelerinde kullandığımız uçlar, tek kullanımlık uçlar, onların yanı sıra ve boyaların nasıl, ne şekilde, hangi markalarda olduklarını bunları güzelce size anlatacağım. İlk başta anlattığım gibi her şeyi temelinden gidiyoruz arkadaşlar. Hepsinin temelinden yavaş yavaş ince eleyip sık dokuyacağız. Bu yüzden bu şekilde öğreneceksiniz bu dersleri. Yani her ayrıntısını anlatmaya çalışıyorum bildikleri. Bu şekiller. Şimdi hadi gelin bir iğne ve boyalarımıza bakalım, göz atalım. Ona göre konuşalım, devam edelim. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi size dövme iğnelerini şöyle ufaktan göstereyim. Bu şekilde bu dövme iğnesidir. Tek kullanımlıktır, sterildir. Steril bir şekilde paketlenmiştir. Bunların hepsi tek kullanımlıktır. Tabii ki iğneyle iş bitmiyor. İğnelerin tek kullanımlık uçları da vardır. Bunları kullanarak makineyi kuruyoruz, setup'ımızı hazırlıyoruz. Bir de iğnelerin çeşitleri var arkadaşlar. Rundliner, RL diye geçer, Magnum diye geçer. Bu tarz gölge, dolgu için, çizgi için, kalın çizgi için, çizgi gölgeler için birçok envai çeşit iğne çeşitleri var. Onu da zaten yukarıya bırakacağım görsel olarak iğne uçlarını görün diye. Şimdi arkadaşlar daha yakından inceleyelim iğnelerimizi, bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi örnek olarak şöyle başlayalım. Mesela ne demiş burada? 10.09 RL Rundliner. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ucunu gösteriyorum. 9 RL çizgi iğnesi. Bir tık daha kalın çalışmalar için, old school çalışmalar için kullanabileceğimiz. Şimdi bu iğnelerin tabii ki tarza göre, çalışma stiline göre farklı farklı şeyleri olacaktır. Numaralandırmalı olacaktır. Bununla mesela 9'lukta çizgi çekmek içindir bu. 9 RL. RL Rundliner, çizgi çekmek içindir liner. Bu 9'luk mesela 9'luk ucu kullanırken bunun 9'luk uç olması gerekiyor bu kullandığımız ucunda. Bu 9'luk uç ile setup'ımızı kuruyoruz. İğneye göre uç da değişiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela ne demiş? 07 RL diyor bakın. Sonunda yazar RL diye. RL dediği gene çizgi iğnesi. 7 kodlu. İncedir. Daha 9'dan daha incedir. Bunun için standart şeyler çalışabiliyorsunuz. Bunlar çok şey değil. Kalın değil. Orta segment dövmelerde kullanabileceğiniz çizgi çekmek için. Tabii ki dövmenin boyutuna göre de çektiğiniz çizgi ve kullandığınız iğne değişecektir. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bu da çizgi için kullanılan bir iğne çeşidi. Genelde ben bu tarz kullanıyorum. RL 5, 7, 9 bu tarzları kullanıyorum. Yeterli oluyor. Bunun içinde tabii ki gördüğünüz gibi, yine gösterdiğim gibi RL 7 uç arkadaşlar. Bu da bunun iğne için. Bu şekilde setup'ımız bununla beraber kurabiliyoruz. Şimdi gelelim Magnum'a. Magnum iğne, bu da göstereyim şöyle. Ne demişiz? 13'lük Magnum iğne arkadaşlar. Bu. Bununla gölge, bakın bu çok önemli. Gölge ve dolgu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların da daha sık olanı var. Biraz daha böyle daha farklı ucu olanı var. Zaten anlatacağım onları. MC diye geçiyor serisi. Bu normal standart Magnum iğne. Bununla genel anlamda standart gölge, dolgu yapabilirsiniz. Bununla çizgi çekemezsiniz tabii ki, ayrı bir durum. Bununla gölge, dolgu bu tarz şeyleri yapabilirsiniz. Genelde ben bunun bir küçüğü olanı kullanıyorum. 9M1. Evet arkadaşlar, boya meselesine geliyoruz. Burada anlatmak istediklerim şu an işin aslı iğne ve boya. En önemli temeller. Boya olarak arkadaşlar birçok çeşit boya var. Ve bu birçok çeşit boya markanın farklı farklı tonlaması, farklı farklı renk koyuluğu, renk açıklığı. Yani farklı farklı sanatçıya göre farklı farklı dövme boyası var. Mesela kimi gidiyor farklı bir malzeme alıyor, farklı bir markanın kırmızısını alıyor. Aynı kırmızı ama. Kimi gidiyor farklı bir markanın kırmızısını alıyor. Dövme boyaları da deneye deneye, zaten bu işte profesyonel olacaksınız. A markasının boyasını alacaksınız. İşte pembe, magenta diyelim. B markasının magentasını alacaksınız. İki tane boya, ayrı marka. İkisi de kaliteli bir marka. Zaten kalitesiz bir boya ile dövme yapamazsınız. Çok zordur. İşte mesela biri gidiyor
şurada var. Krusomi kullanıyorum mesela ben. Krusomi. Biri gidiyor Dynamic kullanıyor. Ne halsa. Biri gidiyor Intense kullanıyor. Şimdi bunların da üçünün de siyahı birbirinden farklı. Bu sanatçının yani sizin renge alışmanız, o rengi benimsemenizle ilgili bir şey. Kimi biraz daha su bazlı gibi daha sıvı akışkan, kimi bir tık daha yoğun, kimi daha yoğun. Bunlar dövmecinin yani sanatçının kendi tarzına, kendi karakterine, kendi kişine, kendi el işçiliğine göre aldığı, kullandığı boyalardır. Boyaların renk türevleri vardır arkadaşlar. Bu renk türevleri genelde setler halinde de satılır. Tek tek de alabilirsiniz. Hepsi yurt dışı bazlıdır biliyorsunuz. Hepimiz dolara bağlıyız ülkecek. Böyle bir sıkıntımız var. Dolara bağlı olduğumuz için de en ufak oynamada dolardı. Buraya gelen uçak kargoları, gemi kargoları, sonuçta yurt dışından geliyor bunlar ve bunlarda ufak tefek oynamalar oluyor fiyat bazında. O yüzden dolarla etkileşim halinde yurt dışından geldiği için malzemeler. Dolar endeksli yani dolar çıktıkça çıkıyor. Fakat dolar düştüğünde nedense malzemelerin hiç düştüğünü görmedim. Ayrı bir durum tabii ki. Değişik bir sistem. demek istediğim şu arkadaşlar. Bu malzemelerin hepsi neredeyse yurt dışından geliyor. Tek kullanımlık uçlar, boyalar, iğneler, dövme ekipman malzemeleri, bu clipcordlar yani makineye tutturduğumuz şeyler, bu güç kabloları, her şey yurt dışından geliyor. Bu yüzden dövme işi pahalı. Bir de sanat olduğu için, biraz da el emeği olduğu için bu iş yine teferruatlı bir iş oluyor. Bu yüzden benim burada size anlatmak istediğim, şimdi birçok talep var, kişiler söylüyor. Abi şunu çek, bunu çek. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu kimse yapmaz, bunu da söylemek istiyorum. Ben oturmuşum burada mesela. Şu an dinlenmem gerekirken size bunları anlatıyorum. Niye? Paylaşalım, bilgi bu. Paylaşmak gerek. Paylaşmadıktan sonra ben sadece bende kalmasın, önüm var. İnsanlar da faydalansın. Bu şekilde düşündüğüm için paylaşıyorum bunları size. Böyle bir sistemimiz var. Bayağı uzaklaştık konudan ama arada bir de bunları bilmenizi istiyorum. Her neyse, her dövme sanatçısı gelelim asıl konuya. Dediğim gibi farklı şekilde dövmeler kullanıyor, dövme malzemeleri, dövme boyaları, dövme iğneleri kullanıyor. Siz ama benim size önerim, ilk başta normal, standart bir siyah boya alın arkadaşlar. Standart bir çizgi siyah boyası, normal standart. İlk başta başladığınız zaman bu siyah boyayla başlayın ve suni deride çalışıyorsunuz. Bir takım arkadaşlar bana yazıyor, abi suni deri. Arkadaşlar bakın, bunda çok imkan var. Muz alabilirsiniz, bildiğiniz meymunun yediği muz. Normal standart muz alabilirsiniz. Bu muzu soymadan da üzerinde tek çizgi halinde, çünkü muz aslında insan tenine doku olarak biraz daha yakın. O yüzden daha iyi hissettirir, daha net anlarsınız muz üzerine çalışmak. Bu yüzden bunda antrenmanlar yapın arkadaşlar. Demek istediğim şu, boya türevleri A boyası, B boyası, fakat hepsi yurt dışından geliyor ve kaliteli markası. Hepsi de kaliteli. Sadece türev farkı var. Dövme sanatçısının kalemine göre, eline göre türev farkı var. Ve isteğine göre, beklediği renk potansiyeline göre. Dövme boyaları bu şekilde arkadaşlar. Bu dövme boyaları gelelim. Nedir bu dövme boyaları? Kanser yapıyor falan filan. Şimdi başlayacağız, ilk başlayacağız. Herkes merak ediyor. İşte bizim de zamanımızda annemiz babamız demişti. İşte kanser yapıyorlar, ne yapıyorsun? Günah, haram. Yok böyle bir şey. Kanser yapmıyor şu şekilde. İçtiğiniz sigara ve sizi şöyle söyleyeyim, 100 kat daha fazla kanser ediyor bu malzemelerden. Bu malzemeler genellikle gliserin, kök boya, o tarz karışımların, biraz daha bitkisel ve insan bedenine zarar olmayan karışımların bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Boyanın içindeki pigment olayları. Yani en az zararlı seviyeye getirilmiş durumda insan bedeninde zarar yoktur bir kere. Öncelikle bunu söyleyeyim, bunu da bileyim. Fakat dövme iğnelerinin iki kez kullanılması ve farklı bir insandan alınıp, farklı bir insana dövme yapıp sonra o aynı dövme iğnesini değiştirmeden aynı farklı kişiye dövme yaptığınızda bu büyük bir risktir. Bunda bulaşma olur. Bulaşma şöyle olur. Bir kişide hepatit türevleri, HIV gibi
hastalıklar varsa, bulaşıcı virüsler, tehlikeli virüsler varsa, siz onun kanından aldığınız virüsü iğneyi farklı birine, aynı iğneyi kullandığınızda o farklı birine kaptırırsınız. Yani dişçiler gibi, dişçiden de mesela bir insan, birçok insan sarılık kaptı dişçilerden mesela. Hijyene dikkat etmiyorlardı. Bunlardan biri de yakınlarımdan birisi benim. O da dişçiden sarılık kaptı. Taşıyıcı oluyorsunuz. Bunlar çok önemli. İğneyi arkadaşlar lütfen tek kullanımlı kullanın. Malum dolar da yükseldiği için biliyorsunuz iğneler de pahalandı. Her şey pahalandı. Ama yine dikkat edin arkadaşlar. Her neyse, boyalarımızın içeriğinden yine kısaca söz ettim. Farklı farklı pigmentlerde boya markalarımız var. Bundan da söz ettim. Şimdiki gelelim işin ana kısmına. Şimdi biz aldık abi, dövme yapıyoruz. Başlayacağız işte, makineyi kurdum. Makine kurulumu bu arada arkadaşlar. Sayfama bakarsanız ya da üste bırakacağız eklere. Bakarsanız zaten orada makine kurulumu falan gösteriyorum, bilginiz olsun. Onu da izleyip makinenin nasıl kurulduğunu, yani şu makinenin nasıl tamamen kurulduğunu ve çalışır hale geldiğini gösteriyorum. Yeni set açımı olarak yeni set açıyorum. Aynı zamanda da gösteriyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu boyaların, bu iğnelerin hepsi farklı türevde gidiyor. Gölge boyası var. Soft'tur mesela. Pigmenti biraz daha böyle seyrektir. İşte dolgu boyası var, daha koyu pigmenttir. Yoğundur. Yoğun. Bu tarz harbiye. Envai çeşit şey var, öyle söyleyeyim ben size. Türev türev, dal dal, dolu. Önemli olan kendi tarzınıza uygun olanı zaman içerisinde deneyimleyerek almanız ve kullanmanız. Bunun için dediğim gibi suni deri yok ise eğer, çalışacak falan, burada yazıyorsunuz, soruyorsunuz hatta. Muza çalışabilirsiniz. Bir takım şeyleri bildiğinizi internetten veyahut da farklı çevrenizden öğrendiğinizi varsayarak bunları gene anlatıyorum. Yani gene tabii ki kişi olarak anlatacağım bunları derinlemesine. Bu yüzden serimiz biraz yavaş ilerleyecek. Çünkü her şeyi sindire sindire öğrenmenizi istiyorum. Gerçekten öğrenmenizi istiyorum. Ben şimdi dövmenin, iğneyin, makinesinin kuruluşu, odur budur her şeyi dediğim gibi yukarı koyacağız. Oradan bakabilirsiniz. Bundan sonra kurulunu öğrendikten sonra başlayacaksınız. Nasıl giriyor, nasıl çıkıyor? İğne kaç milim deriye giriyor? İğne derinin hangi tabakalarına boyayı zerk ediyor? Bu tarz şeyleri öğreneceksiniz. Sonra iğnenin, makinenin tutma açısı, tutma özellikleri. Efendime söyleyeyim, bu efendime söyleyeyim de ağzıma takıldı. Hobbitler duysun, aynen. Bu tarz şeyleri gene anlatacağım. Şimdi demek istediğim şey, dövmenin kökenlerine göre tarzları, türevleri var. Ne dersiniz artık, tarz mı diyorsunuz, türev mi diyorsunuz? Şu şekilde, bunun old school'u var, watercolor'ı var, trash polkası var. Daha ne diyebilirim ki size? Maurisi var, Polonezcası var, line work'ü var, dot work'ü var, dot work. Birçok türevi var. Mesela watercolor diyoruz değil mi? Watercolor'ın dövme çalışmaları. Genelde mesela sulu boya tekniği gibidir. Bir obje koyarsın veyahut da bir objeyi sulu boya tekniğiyle yaparsın. Veyahut da bir obje yaparsın, o objenin üstüne sulu boya tekniği uygularsın. Mesela bunda farklı bir teknik vardır. Gölgesinde, dolgusunda, geçişlerinde, renk geçişlerinde. Ama bir siyah bir çalışma yaparsın, dümdüz siyah boyarsın. Mesela bunların özelliklerini öğreneceğiz. Old school yaparken gölgeyi nasıl atıyoruz? Watercolor yaparken iğne nasıl geliyor gidiyor? Ne tekniklerle yapıyoruz? Nasıl geçiyoruz? Nasıl iğne kullanıyoruz? Bunları anlatacağım. Size ilk başta dediğim gibi, ilk başta kullanacağınız iğneler, şunlar temel olarak alın. Rayleigh Roundliner 5, 7, 9 arkadaşlar. Bunları kullanılır. Bunlar çizgi iğneleridir. İlk başta zaten çizgiyle başlayacaksınız. Öyle gölgeye, mölgeye ilk başta girmeyeceğiz arkadaşlar derslerimizde. İlk başta önce bir çizgi atmayı düzgünce öğreneceksiniz. Boyanın tutup tutmadığını, nasıl vücuda zerk edip etmediğini. Bunları anlatacağım size güzelce. Bu part diyorum, bu seriler bayağı uzun olacak. Bilginiz olsun, şimdiden söylüyorum. Beni desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Bunları çekiyorum ama destekleyin, bir like atın en azından. Uğraşıyorum. Kimse gelip babasının hayrına bir şeyleri yapmıyor. İnsanlık hali biliyorsunuz. Ben de elimden gelen bir şekilde. Sonuçta biz de YouTube'a çekiyoruz bunları. Ya bana da destek olun. Like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Memnun olurum. Siz de bir şeyler öğreniyorsunuz. Hem sizin işiniz görülür, hem benim hoşuma gider bu tarz şeyler. Yaparsanız çok minnettar kalırım. Yapmayan da canı sağ olsun, ne diyelim ya.
Part 4'te makineyi artık elimize alıyoruz ve çizgi çizmeye başlıyoruz. Görüşmek dileğiyle.